Efendim, Bakış Denizcilik özel yayınına hoş geldiniz. Bugün denizciliği izleyiciler takip ediyorlardır. Bir müddetliğine sizlere denizcilik belgeseli, daha doğrusu haber tadında, belgesel tadında bir program hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Sizlerden de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Teşekkür ediyoruz, beğeniyorsunuz. Hatta fikirlerde ve yorumlarda bulunuyorsunuz. Biz şunları da görmek istiyoruz, şunları da bilmek istiyoruz diye. Bunların hepsini peyderpey programlarımızda paylaştık. Şimdi bugün biraz daha farklı bir boyutunu inceleyeceğiz. Malum gündem koronavirüs. Denizciliğe etkisini konuşacağız ama hani ekonomik etkisini evet konuşacağız. Birkaç parçası var bunların. Bir, evet denizcilik sektörüne ekonomik etkisi nedir? Özellikle işte ticaret yapan deniz filolarında etkisi nedir? İkincisi, en çok merak edilen konulardan bir tanesi pandemi, yani koronavirüs salgını deniz sigortaları kapsamında mı değil mi? İkincisi bu. Üçüncüsü, açıkça söyleyeyim, ben hani birkaç gündür yayına hazırlandığım için biliyorum detayını. Çok ilginç hikayeler var bu konuda. İşte yurt dışına giden, limanlara giden deniz gemilerindeki çalışanların durumu gibi ilginç hikayeler var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız bu programda. Evet, konuğumuz var efendim. Türk PNI Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker bizlerle birlikte. Sayın Teker aynı zamanda kaptan. Bakış Denizcilik özel yayını izleyicileri Ufuk Teker'i yakından tanıyor. Şimdi bir taraftan sigorta tabacağını konuşacağız ama bir taraftan da işte bu sorduğum, söylediğim hikayeleri kendisinden dinleyeceğiz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar olur Valla umarım. teşekkürler. Olur, güzel olur. Merak etme. Şimdi bir kere şunu bir net bir tam bir sorayım. Ondan sonra geri kalan soruları soracağım. Koronavirüs salgını, daha doğrusu salgın, daha doğrusu pandemi, deniz sigortaları kapsamı içinde mi? Evet, içinde biraz sonra detayını da konu ilerledikçe veririm. Aslında bu pandemik süreçte deniz taşımacılığının önemi bir kat daha ortaya çıktığını ben söyleyebilirim. Taşımacılık ana başlıklar olarak 4 modülden oluşuyor. Kara, deniz, hava ve demir yoluyla yapılan modüller. Bu pandemik süreçte hepimizin bildiği gibi sınırlar kapatıldı. Dolayısıyla kara taşımacılığı neredeyse sıfıra indi. Çok gerçek oranlarının çok dışına çıktı, çok altına indi. Hava taşımacılığı gene sizin bildiğiniz gibi gerek havaalanları kapandı, uçuşların birçoğuna ülkeler engel koydular. Hava taşımacılığıyla da kargo taşımacılığı neredeyse sıfıra indi. Bu durumda ama bizim sosyal hayatımızda ihtiyaçlarımızı karşılarken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Neden yaşamadık? Deniz taşımacılığının durmadan devam etmesi sayesinde bu pandemik süreci atlatma şansını sağladık. Gemicilerimiz, denizcilerimiz kendi hayatlarını bile riske ederek bu taşımacılığı 7/24 sağlamaya devam ettiler. Sigortacılar da burada tabii gerekli pozisyonları aldılar. Şöyle ki denizcilik için bir kere karantina kavramı çok uzak olduğumuz bir kavram değil bizim. Hatta karantina kelimesi çok eski dönemlerde Venedik'te İtalyanca'daki karantinden gelen 40 günlük gemiler gittiklerinde o zaman işte veba salgınlarına ve diğer salgın hastalıklara karşı limanlarda bekledikleri dönemden gelen bir şeydir karantina. İtalyanca bir kelime kökünden türetilmiştir. Denizciler o yüzden bu konuya çok aşina. İçinde yaşadığımız süreçte de deniz taşımacılığı devam etti. Artarak devam etmedi. Tabii ki dünya ekonomisindeki taleplerin azalmasından kaynaklı olarak bunun yansıması deniz taşımacılığına da yansıdı. Fakat gittikleri limanlarda 14 günlük en son ayrıldıkları limandan itibaren, son yaptıkları temastan itibaren 14 günlük bekleme süresini tamamlayan gemiler limanlara girdiler.
ve yüklerini tahliye ettiler, yükleme yaptılar. Biz de marketlere gittiğimizde raflarımızda ihtiyacımız olan malları, malzemeleri bulabildik. Bunun tamamını denizcilere borçluyuz Noyan Bey. Bence çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiler denizciler. Peki. Şimdi o zaman biraz daha işin hikaye Buradan biraz daha isterseniz bir de sigorta teminatı konu. Ben buyurun. buradan istersen bir sigorta teminatını biraz sonra sorarım ama biraz şöyle bir biraz hikayeler vardır eminim bu süreç içinde. Çünkü 3 ay 4 ay aslında 6 ay yani Türkiye'de biz Türkiye'de 3 ay diyoruz ama dünya genelinde yayılması 6 ayı buldu. Şimdi şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Buradan Türkiye'den bir gemi, Türk bayraklı da olabilir ya da yabancı bayraklı da olabilir. İtalya mesela en yoğun konuştuğumuz konu İtalya. İtalya limanına gittiğinde orada bir denizci de ya da gemi çalışanında virüs tespit edildiğinde ne yapıldı? Ve bunlar daha da önemlisi yaşandı mı bu tür olaylar? Onları biraz anlatsana kaptan bize. Şimdi denizcilik, denizcilerimiz daha doğrusu çok kapalı bir ortamda yaşıyor. Tıpkı bizim gibi, biz nasıl evde kal sloganıyla olabildiğince evde kaldıysak bu süreç içerisinde, denizcilerimize de bütün organizasyonlar gemide kal sloganını söylediler ve gemicilerimiz bu süreçte izin dönemlerini kullanamadılar. Çok uzun süreli gemide kalmak zorunda kalan personel meydana ortaya çıktı. Çünkü gemiler biliyorsunuz dünyanın her yerine seyahat ediyorlar. Havayolu trafiği de olmadığı için bir kaptanın veya gemi personelinin yerine yeni bir personel göndermek bir kere personel değişikliği anlamında çok kolay olmadı. Fakat gemide biz denizciler sürekli katı kurallarla, uluslararası kurallarla işlerimizi yaptığımız için bu tarz disiplinlere çok meyilliyizdir. Hemen pozisyon aldı denizciler. Gemide sürekli dışarıdan gelenlerin ateş ölçümünden, onların steril olarak kıyafetler giymesine, gemide maske, ateş ölçümü gibi çok ciddi, daha burada saysam hani dinleyicileri sıkmak olur, çok ciddi sıkı önlemler alarak kendilerini korumaya çalıştılar öncelikle. Yani gemiciler bir hastalık yaymaktan ziyade burada kendilerini virüse karşı korumak için gerekli önlemleri aldılar. Hiç vaka yaşanmadı mı? Yaşanan vakalar var tabii. Sigorta teminatı, eğer gemide bir vaka varsa vakaya muhatap olan, hastalığı virüsü kapmış olan personel karantina altına alınıyor. Diğer gemi personeli de gene filyasyon kapsamında kontrol altına alınıyor. Ve gemi ve yükü limanda karantina pozisyonunda bekletilmek suretiyle personelin tedavisi yapılmak için gerekli önlemler, medikal önlemler alınıyor. Tıpkı karadaki gibi aslında çok büyük bir farklılık yok. Yaşanan çok olay yok dediğim gibi, çünkü gemiciler, denizciler bu konuyu çok ciddiye aldıkları için. En büyük olaylar kruz gemilerinde yaşandı. Belki buradan deniz turizmi ile ilgili de bir iki kelam etmek istersiniz. Kruz gemileri bizim deniz turizmin çok daha büyük ölçeğinde yapılan bir turizm aktivitesi biliyorsunuz. Gemide bir vaka yaşandığı zaman 2000'in üzerinde yolcu bulunan, görece olarak daha dar alanda hastalığın yayılma ihtimali, virüsün yayılma ihtimali daha yüksek olduğu için kruz turizmi bu işten çok ciddi anlamda negatif etkilendi. Hatta kruz turizmi durma noktasına geldiğini söyleyebilirim bu pandemik süreçte. En büyük etkilerinden birisini kruz turizmi aldı. Peki. Şimdi ben senin sigortagazetesi.com'daki yazını okudum. Deniz turizmi, deniz sigortacıları ve denizde bekleyen tehlikeler diye. Şimdi o biraz önce bahsediyordun. Verilen teminatlar var. İşte deniz sigortasında bu salgına karşı, pandemiye karşı. Orada da o sigortagazetesi.com'daki yazında da değinmiştin. Nedir o teminatlar? Bir iki cümle oradan konuşalım. Sonra yeniden normalleşme aşamasında neler olacağını da sorayım sonra. Biraz evvel söylediğim gibi denizciler, biz denizciler karantina kavramına gayet yakın bir kitleyiz. Karantina
karşılığında bir sigorta teminatı zaten P&I sigortaları içerisinde bulunmaktaydı. Pandemik süreçte tabii küçük revizyonlar yapıldı gemicileri korumak adına. Normal klasik bir P&I teminatında gemide bulunan personelin ölüm, yaralanma, hastalık, daimi sakatlık gibi zaten hali hazırda teminatları var. Bulaşıcı hastalıklar ve bunlarla ilgili yapılan masraflar da gene teminatın içerisinde genişletilerek armatörlere, denizcilerimize sunulmaktadır. Şöyle ki eğer bir gemi personelinde virüs vakasına rastlanması durumunda biz sigortacılar karantina sürecindeki yağ, yakıt, kumanya ve personel giderlerini denizcilerimize sağlayarak süreci kolay atlatmaları elimizden geldiğince onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Teminatımızın içeriği çok geniş aslında burada. Tüm evet. Operasyonel giderlerini karşılıyoruz denizcilerin. Şimdi Ufuk Kaptan, artık 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girdik. Yavaş yavaş iş yerleri açıldı. Deniz turizm başladı en önemlisi. Hatta Haziran'ın sonuna doğru artık yabancı turistler de gelecek. Beraberinde yat turizmi başladı. İşte beraberinde kruzlar herhalde harekete geçmeye başladı. Şimdi burada neler yaşayacağız onu bir konuşacağız. Ama önce arkadaşların hazırladığı bir haber var. Deniz insanları 1 Haziran'da artık mesaiye başladılar diyelim bizim tabirimizle. Şimdi bir arkadaşlar haber hazırlamışlar. Bir izleyelim. Sonra biraz detaylarını konuşmak istiyorum seninle. Koronavirüs salgını tüm sektörleri olduğu gibi denizciliği de etkiledi. Deniz turizmiyle uğraşan binlerce denizci 2,5 aylık aranın ardından nihayet 1 Haziran'da denizle buluştu. Günübirlik gezi tekneleri Ege adalarıyla ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığına yönelik tüm kısıtlamalar Haziran başı itibariyle kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1 Haziran'dan itibaren turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileriyle gezinti cinsi gemiler dahil yolcu gemilerinin %50 kapasiteyle faaliyetlerine tekrar başlayacağını belirtirken, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin de seferlerinin başlayacağını açıkladı. Alınan tedbirler kapsamında daha önce belirlenecek bir tarihe kadar gezinti tekneleri yarı yolcu kapasitesiyle çalışacak. Bu sezon tatil yapmak isteyenler COVID-19 tedbirleri nedeniyle daha izole bir turizmi tercih etmek zorunda kalacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 7 milyar dolarlık bir sektör olan deniz turizmi 10 Haziran'da dış hat uçuşlarının başlamasıyla beraber özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında hareketlenme yaşayacak. Özetle böyle efendim. Şimdi Ufuk Kaptan'a, Ufuk Teker'e soralım. 1 Haziran'dan sonra neler olacak? Şimdi muhtemelen siz de buna hazırlığınızı yapmışsınızdır. Her zaman gibi birkaç soru sorayım. 1. Yatlar denize açılacak. 2. Yolcu tekneleri denize açılacak. Turizm açılacak. Özeti bu. Burada bunlar sigortalı mıdır? İşte salgına karşı sigortalılar mı? Burada çalışanlar aynı şekilde salgına karşı sigortalı mı? Yat personeli, yatta olası risklere karşı nedir burada durum? Yani bir pozisyon aldı mı hem turizm yapanlar hem yat sahipleri hem bu işi kiraya verenler? Müsaade ederseniz ben biraz da deniz turizmi nedir? Çünkü belgesel niteliğinde olduğunu söylediğiniz için birazcık genel perspektiften dünyada deniz turizmi nedir? Türkiye'de deniz turizmi nedir? Hafif bir karşılaştırmayla gelip bizim için ne kadar önemli bir sektör olduğunun da altını çizmek için de söylemeye gayret edeceğim. Deniz turizmi dediğimiz zaman aslında amatör denizciliği yok saymak, üzerinden geçmek mümkün olmaz. Ne kadar bir büyüklük var dünyada? 23 milyon adet özel amaçlı tekne var dünyada. Bunun 5 milyon tanesi Avrupa bölgesinde, Akdeniz Çanağı ve Avrupa bölgesinde bulunuyor. Türkiye'de kaç tane özel amaçlı teknemiz var? Yaklaşık marina kapasitemizin 30 bin civarında olduğu düşünülüyor. Deniz turizminde de işletme belgesi alan, ticari olarak çalışacak olan
guletlerimiz, günlük gezi teknelerimizin de 1500-2000 arasında olduğunu söylersek çok yanlış bir bilgi vermiş olmayız izleyicilerimize. Dünya ölçeğinde bizde tabii gulet, günlük gezi teknesi, su sporları, dalış sporları olarak ana dört tane kategoriye ayırabiliriz deniz turizmi deyince. Toplam verilen rakamlara göre deniz turizminin turizm gelirleri içerisindeki payının %15-20 aralığında olduğu söyleniyor. Oldukça ciddi anlamda bir katkısı var deniz turizminin genel turizm gelirlerimize. Ayrıca bu tarz bir varlık elinizdeyken tabii bunun otelcilik de çok özür dilerim. Otelcilik de bundan çok pozitif anlamda etkileniyor. Yüzden bir kaldıraç etkisi olduğunu da deniz turizminin göz ardı etmemek lazım. Dünya nasıl yapıyor deniz turizmini? Çok daha büyük ölçeklere. Tabii bu sermayenin sahip olunması ile ilgili bir şey. Örnek vermek istiyorum. Bir kruz gemisinin inşa maliyeti 1 milyar dolar mertebesine ulaşan bir maliyeti var. 20-30 gemilik filolar var dünyada kruvaziyer turizmi yapan. Bizim deniz turizmimizin toplam inşa maliyeti ve toplamına baktığınızda birkaç kruz gemisi büyüklüğüne ulaşabiliyoruz. Yani ölçek olarak aslında bir miktar geride kalıyoruz. Avrupa'nın güneyindeki Fransız Rivierası denilen bölgede, İtalya'da da deniz turizmi yapılıyor. Günlük gezi tekneleri de var tabii ki orada. Fakat daha çok mega yatların Amerikalı ve dünya zenginlerine çok yüksek ücretlerle kiralanması modeli orada daha çok kullanılan bir model. Biz biraz ölçek olarak küçük ölçekten gidiyoruz. Fakat çok büyük avantajlarımız var. Koylarımız çok güzel, sahillerimiz çok güzel, servis kalitemiz çok yüksek. Hatta inşa kalitesi olarak bizim sahip olduğumuz guletler de gerçekten Türkiye'de inşa edilen guletler de çok büyük bir değer aslında. Bir marka değeri de var Türkiye'nin. Bayrak sallandırdığı bu guletler gerçekten de hem görüntü olarak çok güzeller, verilen servisler ve konforları da çok yüksek. Tabii mega yatla kıyaslandığında biraz belki geride duruyor ama otantik ve bizim kültürel değerlerimizi yansıttığı için de çok önemli. Burada bir şeyi atlamak istemiyorum. Türk yatırımcısı bazı konularda inanılmaz öne çıkabiliyor. Mesela belki izleyicilerimiz haberdar değildir. İki tane çok önemli öne çıktığımız konudan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yat inşaatı konusunda Türkiye dünya üçüncüsü. Bunu belki birçok izleyicimiz haberdar değildir. Evet. Veya başka bir bilgi, tek bir grup dünyadaki yaklaşık 20'ye yakın kruz limanını, ki bunların içerisinde Havana kruz limanı da var Karayipler'de, Barcelona limanı da var, Adriyatik'te Ravenna, Venedik limanının kruz işletmeciliğini bir Türk şirketinin yaptığından belki haberdar değildir izleyicilerimiz. Öne çıktığımız konular var denizcilik konusunda. Tabii ana konumuz Türkiye'nin sermaye yetersizliğinden dolayı yatırımlarda arkadan geliyoruz. Bu böyle bir sıkıntı var. Deniz turizmi anlamında P&I sigortası satın alan deniz araçlarına eğer yolcularımız, turistlerimiz, ki bu sene büyük oranda yerli turist olacağını düşünüyoruz ama teminat altında olacaklardır. P&I teminatı varsa. Bu başlığı söyledikten sonra önemli olan başka bir şey daha söyleyeceğim Noyan Bey. Pandemik süreçte ve virüs bulaşının tehlike arz ettiği zamanda insanlarımızın deniz turizmini tercih edeceği yönünde bir öngörümüz bulunuyor. Çünkü daha nispeten steril, kalabalık olmayan bir ortamda guletlerimizde seyahatlerini geçirmek iyi tercih edebilir
tatilini geçirmek isteyen vatandaşlarımız. Ben bunu hararetle tavsiye ediyorum. Hem çok güzel bir ortamda tatillerini geçirecekler, hem de çok steril bir ortamda yaşayacaklardır. Türlü önlemler de aldılar. Kapasitelerini yarıya indirdiler. Steril ortamlar yarattılar. Tekneye giriş çıkışta tabii ki ateş ölçümü vesaire gibi bir takım yapılması gereken önlemleri denizcilerimiz gayet titizlikle alıyorlar. Güvenle deniz turizmini turistlerimiz tercih edebilir bu yaz. Peki Ufuk Kaptan, bir şey soracağım. Aklıma geldi hazır sen konuşurken. Şimdi biz biliyoruz ki bu tur tekneleri ya da yatlarda işte düzenlenen turlar, bu mavi tur ya da başka adına ne dersen de. Şimdi bunlara sigorta yapılıyor. Evet, doğru. Burada seyahat eden kişiler herhangi bir kazaya karşı, işte yaralanmaya karşı, bunların hepsi bu sigorta kapsamı içinde. Bunu da biliyorum. Bu da tamam. İşte bir Allah göstermesin bir vefat olursa yakınlarına yine sizin sigorta şirketleri tarafından bir tazminat oluyor. Bunu da biliyorum. Peki bu sigorta koronavirüs salgınında kapsıyor mu? Yani bunu şöyle sormak istiyorum. Şimdi olası diyelim ki işte bir mavi tura çıkıldı. Bir hafta, 10 gün, 15 gün neyse. Ve bu esnada kişi virüse yakalandı. Ama şu nedenden, ama bu nedenden. Bunun bir tedavi giderleri var. İşte bunun bir şusu var, busu var. Bunlar bu sigortanın kapsamında mıdır? Yoksa hani ayrıca bir sigorta kapsamı mı gerekiyor bu işler için? Evet, kapsamdadır. Biz gemideki bulunan insanları şöyle kategorize ediyoruz. Bir gemide bulunan personel. Personelin dışarısında gemiyi denetlemek için gelen liman otoritesi, idaresi, gemiyi kontrol için gelen surveyörler ve eğer yolcu taşıma notasyonunda tipinde bir deniz aracından bahsetmekteysek içinde bulunan yolcular aynı şekilde sigorta teminatı altında olduğunu söyleyebilirim. Buradaki karantina şartları ve tedavi giderleri P&I sigortacısı tarafından karşılanacaktır Noyan Bey. Net olarak söyleyebilirim bunu. Peki. Ya pek sen konuşmayı sevmezsin ama ben yine sorayım. Merak ediyorum gazeteci olarak. Şimdi bu süreç içinde artık sizler şimdi TÜEP, Türk P&I Türkiye'deki gemileri sigortası sizde. Siz artık biliyorum ki yabancı artık sulardaki gemileri de sigortalıyorsunuz bir anlamda. Biraz bundan biraz bahsedersin bize. Hani bunu izleyicilerimiz bilmez. İkincisi asıl buna ekleyeceğim şu. Hiç bu koronavirüs süresince herhangi bir hasar ihbarı ya da işte size müracaat işte ödedim mi ödemedim mi bilmiyorum açıkçası ama herhangi bir böyle bir hasarla tazminatla karşı karşıya kaldın mı? Varsa da detayını merak ederim vallahi ben. Evet, sizin aracılığınızla aslında ben müjdeli bir şey de vermek istiyorum. Türk P&I Sigorta geçtiğimiz hafta içerisinde henüz resmi olarak duyurmadık. Bir takım küçük prosedürler var sadece. Fitch Değerlendirme Kuruluşu tarafından değerlendirildi. Ve artık uluslararası finansal reytingi olan bir şirket haline geldi. Derecesini daha sonra duyuracağız kamuoyuna. Bunu yaparken tabii ana amacımız uluslararası alanda deniz sigortacılığında bir marka oluşturmaktı. İlk kuruluş günümüz itibariyle bu hedefimiz vardı ve şu anda gelirimizin yaklaşık %40'ı yabancı müşterilerimizden, İtalyan armatörlerden, Alman armatörlerden, İspanyol armatörlerden, Ukraynalı, Rus, Mısırlı, Birleşik Arap Emirlikleri kökenli armatörlerimizden, Azerbaycanlı armatörlerimizden gelirimizi elde ediyoruz. Çok uluslu servis verebilecek nitelikteyiz. Dünyanın 145 ülkesinde temsilciliğimiz var. 370'in üzerinde temsilciliğimiz var. Ve 3000'in üzerinde de deniz aracı hali hazırda bizden teminat altında olduğunu söyleyebilirim. Hem P&I sigortaları hem tekne makine sigortalarında. Hatta biraz evvel deniz turizminden bahsettik.
Şu anda İtalya'daki, İtalya'nın batı sahillerindeki bütün deniz turizm araçları Türk P&I sigorta teminatı altında olduğunu güzel bir haber olarak söyleyebilirim. Ama bunun yanında Yunanlı armatörlerin büyük tonajlı gemileri, gene İtalyan armatörlerin tankerleri, gemileri Türk P&I tarafından sigorta teminatı altında. Pandemik süreçte hasar ihbarı aldık mı? Aldık tabii ki. Yani bir iki gemimiz de baka çıktı. Bununla ilgili yapılması gereken, armatörün ödemek zorunda kaldığı bu karantina sürecindeki masraflar ve tedavi giderlerini ödemedik. Çünkü Türkiye'de biz çok şanslı bir kitleyiz. Kıyaslandığında Batı Avrupalı bazı ülkelerde bu tarz hizmetler ücretli olarak vatandaşa sağlanıyor. Ama bizde Türkiye'de karantina sürecinde sağlanan hizmetler devlet tarafından ücretsiz olarak sağlandığı için çok yüklü tazminatlar ödediğimizi söyleyemem. Yani denizcilik tarafına baktığımızda hafif sıyrıklarla atlatmış durumda deniz sigortacıları virüs konusunu, COVID-19 konusunu. Peki. Bir iki cümle, süremiz doldu Ufuk. Normalleşme sürecinde beklenti nedir? Bir iki cümle de onu alayım, ondan sonra yayınımızı kapatalım. Tabii ki onu söyleyeyim ama ben burada ilk başta söylediğim gibi denizin ve denizcilerin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu bir kere daha biz profesyonel denizciler olarak gözlemlemiş durumdayız. Denizden uzak, bu kadar kıyısı olan bir ülkenin, bu kadar denizciliğin etrafımızda döndüğü, Yunanistan bir denizci ülkedir. Türkiye'nin biraz daha denizci olması için, denizcileşmek için gerekenleri tüm kurumlarımız, her birimizin elimizden geldiğince, ki siz bu programlarınız sayesinde aslında çok büyük bir değer yaratıyorsunuz, bir katma değer yaratıyorsunuz. Ben tüm denizcilik camiası olarak size teşekkür etmeyi bir borç biliyorum bu konuyla ilgili. Denizden uzak kalmayalım. Deniz virüsü barındırmaz. Denize gidelim. Denizden uzak kalmayalım. Normalleştikçe denizin kıyısına inelim Dayan Bey. Peki, çok teşekkür ediyorum Ufuk Teker, Türk P&I Genel Müdürü. Tekrardan bir iki yayında daha birlikte olacağız. Bu denizciliği senin sayende gündeme getirdik. Hoşumuza da gitti açıkçası. Tekrardan birlikteliğimizle bu denizcilik haber tadına belgeseye devam edeceğiz efendim. Tekrar ağzına sağlık, tekrar teşekkürler Ufuk Teker. Evet efendim, Deniz Bakış Denizcilik özel yayınımızın sonuna geldik. İlginç tespitler var. Ufuk Kaptan'ın da söyledikleri ilginç. Birçok şeyi gerçekten ben de bilmiyordum. Dünyada Türk denizcilerinin hem yat turizmi açısından hem deniz ticareti açısından etkin olduğu bir gerçek. Buradan onu anlatıyoruz ve şu çok önemli. Başta söylediği cümle çok önemliydi girişte. Bence ona bir kere daha vurgu yapıp öyle kapatmakta fayda var. Pandemi sürecinde evet hava yolları durdu, karayolları durdu ama deniz yolları ve denizciler çalıştı. Yani bu şu anlama geliyor. Dünyadaki bütün yiyecek, içecek, tıbbi cihaz, sağlıkla ilgili tüm ürünleri İşte bu denizci yoluyla taşındı ve bu yollarla insanlara, bizlere, vatandaşlara ve dünyanın diğer kişilerine pandemi sürecinde ulaştı. Bu çok önemli nokta. Bunun altını çizmek lazım. Efendim, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.